Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün, e, protestanlık öğretisinin temellerine ineceğiz. Biliyorsunuz, normalde Hristiyanlık iki mezhebe ayrılmıştı. E, Ortodoksluk ve Katoliklik diye. E, ondan sonra, 16. yüzyılda Martin Luther ile birlikte protestanlık hareketi başladı. Ve Katolik Kilisesi aslında ikiye bölündü. Böylece, şu an genel olarak, üç e, temel mezhepten söz edebiliyoruz, Hristiyanlıktan. Bu vesileyle, Reformasyon Hareketi'nin de nasıl başladığını ve neye tepki olarak başladığını da görmüş olacağız. Evet, 1517'de başladığını düşünebiliriz ve 1648'de de bittiğini düşünebiliriz. Reformasyon Hareketi'nin yenilikçi bir harekettir. Ortaya çıkış sebepleri kilisenin zenginleşmesi, siyasete müdahalesi ve endüljans dağıtması. E şimdi indulgence dediğimiz arkadaşlar, bu latince bir kök, latince kökü indulgentia, bu da affetmek veya izin vermek anlamına geliyor. Burada da arkadaşlar, kilise kilise böyle kağıt dağıtıyor e, para karşılığında, affedildin diye. Bunlara indulgence diyoruz, yani mesela çiftçi orta çağda e, günah işliyor ve günahların bağışlanmasını istiyor ve e, ahirette de cennete gitmek istiyor, azaptan korunmak istiyor. Kiliseye gidiyor. Kilise diyor ki tamam sen bana burada 10 gümüş ver diyor. Ben de sana affedilme kağıdını vereyim diyor. Bu kiliseye bir bağış olarak geliyor. Sonra kilise bunlarla büyük büyük katedraller inşa ediyor. Bu da tabii tepkilere yol açmıyor değil ediyor. Martin Luther öncelikle buna tepki veriyor. 1517 yılında 95 maddelik listesini Gidiyor Wittenberg Kalesi Kilisesi'ni asıyor. Bu kiliseyi göstereceğim bir slide sonra size. E, papa'nın Araf üzerinde otoritesi yoktur diyor Luther. Kilise hazinesinin kaynağı da İncil'de yoktur diyor. Yani sizin bu yaptığınız her şeyin aslında e, şeye ters. Kitap ı Mukaddesi ters diyor. Bizde böyle bir şey yok. Ama sen bunu din adına yaptığın için ne yapıyorsun? E, aslında Kitab-ı e karşı bir iş yapmış oluyorsun diyor Luther ve Katolik kilisesini eleştiriyor. 1521 yılında Worms toplantısı var. Burada da Martin Luther ve ona inananlar, bu öğretilere inananlar da aforoz ediliyor arkadaşlar. Böylece de ayrı bir hareket olarak protestanlık ortaya çıkıyor. Yani ilk başta kilise içerisinde bir tartışma. Evet burada Wittenberg kilisesini görebiliyoruz Almanya'da. Önceden bu kapının tahta bir kapı vardı kilisenin girişinde. Sonra bu yandıktan sonra buraya şu an böyle bir kapı yapıldı. Bronz bir kapı. Üzerinde de bu Luther'in 95 maddesinde görebiliyoruz. Burada Luther'in Worms toplantısında bir konuşma yaptığını görebiliyoruz. Evet şimdi reformasyon teolojisine bakalım. Sola Scriptura, Sola Fide ve Sola Gratia şeklinde üç, üç temel doktrinine bunu şey yapabiliriz, özetleyebiliriz. Sola Scriptura ile başlayalım. Şimdi bunların Latince kelimeler arkadaşlar. Sola sadece demek, scriptura da metin demek. Yani sadece metin anlamında temel argümanı da bu düşüncenin Hristiyan inanç ve uygulamasında tek otorite kutsal kitaptır. Yani kutsal kitap dışındaki bütün şeyler ne varsa aslında dinen otorite değildir diyor. Onları önemsemeyiz diyor. Bu da tabii şuna yol açacak. Luther kendi İncil tercümesini yapıyor. Luther İncili hala günümüzde de kullanılır. Sonra herkesin aslında kendi başına kitabı mukaddesi yorumlayabileceğini ileri sürecek. Kilise konsilleri, vaizler, müfessirler, kişisel vahiy veya bir melekten mesaj, kutsal kitap yanında otorite kabul edilmez diyor Luther. Kutsal metin mükemmeldir, bunu herkes fark edebilir diyor. Hatta evancelik ve baptist hareketler de daha da genişletiyor anlamını diyorlar ki, Metin kendi kendini belgelemekte, okuyucunun mantığına tamamen uymakta, metin kendi kendini tefsir etmekte, tek başına Hristiyan doktrin olma otoritesine de sahiptir diyorlar. Yani bunu tabi, bu tabii bu Hristiyanlıkta böyle başlıyor ama günümüzde bu Müslümanlarda da bu tarz tartışmaların olduğunu görüyoruz. Mesela İslam alimlerinin tarih tarihi sürecindeki yaptıkları yorumları kabul etmeyip sadece günümüzdeki elimizdeki Kutsal kitap üzerine yani Kur'an-ı Kerim üzerinden yorum yaptıklarını da görüyoruz. Herkesin kendi yorumunu yapabileceğini söylüyorlar. Bazı Müslümanlar değil mi? Bu da aslında Martin Luther ile başlıyor aslında bu gelenek. Devam edelim. Anglikan ve metodistler de Prima Scriptura diye bir şey ortaya atıyorlar. Biraz daha farklı Sola Scriptura'dan. Bu da tamamen geleneği ve Hristiyan tarihini saf dışı bırakmıyorlar. Burada tecrübenin de mantığın da hatta Hristiyan geleneğinin de e, kutsal kitabın yanında desteklenebileceğini yani desteklenir bir araç olarak görülebileceğini söylüyorlar. Şimdi Ortodoks Kilisesi ne diyor bu konuda? Diyor ki kutsal kitabı kabul etmekle kutsal ruh ile desteklenen kilise geleneğini de kabul etmiş olurlar zaten diyor yani bir eleştiri yapıyor. Şimdi onlara göre kilise geleneği sürekli kutsal ruhun gözetimi altında. Kutsal ruh kim? Tanrı, değil mi? Tesliste ne vardı? Tanrı, yani baba, oğul ve kutsal ruh vardı. Yani Tanrı aslında kontrol ediyor bu geleneği. Böylece aslında Hristiyanlar ne yaparsa yapsın, e, bu şey tamamen Tanrı'nın iradesi doğrultusunda gerçekleştiği için kabul edilmesi gerekiyor. Böylece Hristiyan geleneği kabul görmüştür. Katolik Kilisesi de şöyle diyor, kutsal kitap ve gelenek eşittir diyor. Neden? Çünkü ikisi de, e ikisinin kaynağı aynıdır. İkisi de kutsal ruhtan kaynaklanmıştır. Değil mi? Kutsal ruhu şey e, bu İncil yazarlarına kutsal ruh inmiştir ve öylece onlar bunları yazabilmiştir. İnanca göre Hristiyan inancına göre e, gelenek de zaten kutsal ruh tarafından kontrol edildiği için aynıdır diyor. Katolik kilisesi tabii bu da kendisini meşru göstermek için yapıyor bunu. Çünkü eğer geleneği reddederlerse ne olacak? Artık kimse endülcan satın almayacak. Kimse Papa'nın sözlerini dikkate almayacak. Bu sebeple Katolik Kilisesi içinde bu çok çok önemlidir. Kutsal Kitabın yorumları ve uygulaması kendisiyle eşit değildir diyor Luther. Kilise otoritesi, otoritesi Kutsal Kitap tarafından düzeltilebilir diyor. Yani bu ne demek? Herhangi bir Hristiyan köylü gidip Papaya sen yanlış yapıyorsun diyebilir. Bu öğretiye göre. Ya yani bu da tabii kimin hoşuna gitmeyecek? Ee, rahiplerin hoşuna gitmeyecek, papanın ve bu maliye müdürlerinin de hoşuna gitmeyecek. Neden? Çünkü gelir kaybı yaşayacaklar. Zaten e, Avrupa toplumu orta çağ boyunca e, halkı halktan alabildiğince para almaya odaklanmış bir devlet sistemine sahip. Kiliseler de e, mümkün olduğu kadar şey yapıyorlar. E, halktan para almaya çalışıyorlar. Halk fakir, ama bakın günümüzde hala büyük büyük katedraller duruyor. Nasıl yapılıyor onlar? Tabii ki. Halktan bunlar alınarak. Ne karşılığında? Günahların bağışlanması karşılığında. Martin Luther'in sözlerini paylaşalım. Kutsal kitap elindeki bir adam bunsuz en güçlü papadan daha büyüktür. Yani kutsal kitap elinizde bulunduruyorsanız eğer papa bunu yapmıyorsa yani kitabın mukaddesi aykırı davranıyorsa siz daha üstünsünüz diyor Luther. Yine şöyle Tanrı'nın sözü inancı belirler. Diğerleri melek bile olsa bunu yapamaz. Evet yani inancı belirleyen kimmiş? Sadece Tanrı'nın sözüymüş. Yani sola scriptura. Melek bile gökten inse, sana şuna inan dese otoritesi yok. Sadece kutsal kitap. Yani bu da radikal bir e, kitap merkezli bir anlayışa doğru kaydığını görüyoruz Hristiyanlığın. Yine Sola Scriptura Hristiyan tarihini ve geleneğini inkar etmez arkadaşlar. Tamamen inkar etmiyor. Bakın sadece Sola Scriptura, scriptura dedik ya. Sadece otorite olarak, inanç bağlamında bu e, kutsal kitap. Yoksa Hristiyanlık, Hristiyanlığın günümüze kadar geldiği bütün gelenekleri reddediyoruz anlamında değil. Onlar İncil'i daha iyi anlayabilmek için araçtır diyor Luther. Yani araçtır e, tamam gelebilir ama e, sonuçta yine söz kimindir? Metnindir diyor. Ee, şimdi sola fide'ye gelelim arkadaşlar. Sola sadece fide de inanç demek. Sadece inanç. Şimdi şöyle ifade ediyor Luther. Justificatio sola fide. Anlamı da sadece iman ile mazeretli olma veya haklı çıkarılma. Temel tezi şudur bu düşüncenin. Tanrının kurallarını çiğneyen kimse imanına göre affedilir. Ameline göre değil. Evet şimdi... Nedir bu Müslümanlar arasında böyle tartışma yok mu? E, i̇man ile kurtuluş mümkün mü değil mi? Değil mi? Normalde e, genel olarak Müslümanlar ne kabul eder mesela? E, ameline hiçbir zaman güvenmeyeceksin. Sonuçta söz Allah'ındır, değil mi? E, Martin Luther biraz daha radikal tabi. Bu görüşten biraz daha sert e, bu görüşe bağlı. Ona ona göre e, ne yaparsan yap. Hiçbir şekilde Tanrı buna bakmaz diyor. Tanrı neye bakar? İmanın var mı yok mu ona bakar diyor. Müslümanlar da böyle değil. Müslümanlar da nasıl? Biz e, imanımız gerçekleştirdikten sonra imanımızı sürekli kuvvetlendirmemiz lazım, sürekli pekiştirmemiz lazım. Ama e, Martin Luther'de hiç amel yok. Yani hiçbir şey yapmasan da kurtulursun diyor. Tabi bunlar sonradan e, protestan mezhepler tarafında tartışılan konular. Şimdi Tanrı günahkarı günahsız ilan etme hakkına sahiptir. Papa değil yani veya rahip değil. Gidip rahip günah çıkartamaz. Neden? Çünkü bu hak sadece Tanrı'ya mahsustur. Evet Latince'de arkadaşlar şimdi justificatio sola fide dedi ya. Onun kökünü verdim size. Justificatio, justificationis, femininum anlamında adalet, yasa, affetme. Ya affetme gibi anlamı var. Gördüğünüz gibi Tanrı'nın affetme yasası diyebiliriz buna. E şuna dayandırıyor. Kitab-ı Mukaddes Genesis yani yaratılış bölümündeki 15. bölümde Avram Rabbe iman etti. Rab bunu onu ona doğruluk saydı pasajına dayandırıyor. Yani burada iman etmenin önemine aslında değiniyor Luther. Yine ameller imanın ispatıdır diyor. Fakat kurtuluşu belirlememektedir diyor. Şimdi zaten arkadaşlar iman ettiyseniz Luther'e göre zaten doğal olarak siz güzel işler yaparsınız. Doğal olarak. E İman etmemişseniz de doğal olarak kötü şeyler yaparsınız. Böylece iman biraz etkili mi? E, i̇man sadece yani amel sadece imanın olup olmamasına böyle uzaktan bakınca bir belirleyici rol oynuyor. Yani bizim tanıma tanıyabilmemiz için. Mesela durduk yere adam öldüren bir insanın e, iman etmiş olması mümkün mü değil mi? Yani bu tartışma buraya da yanıyor. Evet İsa herkeste yeniden doğmalıdır e, sözü var. Buna da Solus Christus diyor. Sadece Mesih demek. Yani sadece İsa Mesih ile günahlar affedilir. Bu da imanlı olur. Şimdi Hristiyanlar da iman derken, şimdi imandan söz ediyoruz. İmanın aslı İsa'ya dayanıyor. Çünkü İsa Tanrı'nın oğlu. Neticede Tanrı'nın kendisi. Yani bizim Müslümanlardaki İsa inancı ile Hristiyanlardaki İsa inancı aynı değil. Yani figür aynı değil. Birisinde Tanrı var. Müslümanlarda ne var? Peygamber ama şeylerde Hristiyanlara göre o peygamber değil. Peygamberler önceden gelmiş geçmiş ama bu tanrıdır. Yani bu, burada bir fark var arkadaşlar. Aynı İsa'dan söz etmiyoruz aslında. İki din çerçevesinde baktığımız zaman Yahudiler zaten kabul etmiyor. İsa'yı sapkın bir e, heretik görüyorlar. Her neyse e, Hristiyanlara göre İsa yeryüzüne gelmiştir. Günah günahları için çarmıha gerilmiştir, değil mi? Şimdi buna iman etmeyen insan için bu geçerli değil. İman edeceksin ki onun gerçekten senin günahlar için öldüğüne öyle geçerli olabilir sadece. E, ve iman Tanrı'nın tamamen hediyesidir. Yani bahş, bahşedilmesiyle meydana gelir. Aynı zamanda e, önemli bir sözü var. E, Katolik kilisesine karşı çok önemli bir söz Martin Luther'in şöyle Latince'si Articulus tantis et cadentis ecclesiae. Anlamı kilisenin ayakta kalmasının veya yıkılmasının maddesi. <laughs> şimdi öyle bir madde ki bu şimdi şeye göre. E, eğer diyor e, aklanma sadece imanla ise diyor o zaman diyor kilisenin diyor hiçbir anlamı kalmayacak diyor. Hiçbir değeri ve otoritesi kalmayacak diyor. Eğer biz yanlışsak diyor. Yani imanla sadece aklanma mümkün değilse o zaman Katolik Kilisesi haklıdır diyor. Yani bu maddeye göre belirliyoruz biz diyor. Tabii kendisine göre ne? Kendisine göre Katolik Kilisesinin bu, bu noktada bir şeyi yok. Yine Luther şöyle diyor. İman Tanrının lütfuna o derece güvenmektir ki kişi bununla bin defa hayatını riske atabilir. Evet yani iman burada yine güven ile birlikte zikrediliyor. İnsan e, iman ettikten sonra hiç korkusu olmaz. Artık huzurlu bir yaşam yaşayabilir. Peki iman nasıl ulaşabilir? E, Tanrı'nın insanın kalbinde yaratmasıyla oluşabilir. Kutsal ruhun dünyadaki işleriyle veya vaftiz ile iman oluşabilir. İman eden kendi başına kurtulamaz. E, i̇man kurtuluş hediyesini almak için sadece bir araçtır. Evet yani ben burada şimdi iman ettin hemen bir kurtuluş var mı? Yok. Ne, ne olacak bir de? Bir de Tanrı'nın bir de bahşetmesi, kurtuluşu bahşetmesi de gerekecek ikinci adımda. Evet şimdi dayandığı sola filenin yani sadece inancın dayandığı bazı İncil pasajlarına bakalım. Romalılara mektup da şöyle diyor şey. Paulus, şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı aklansa aklandıysa övülmeye hakkı vardır. Ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı. Çalışana verilen ücret lütuf değil, hak sayılır. Ancak çalışmayan ama tanrısızı aklayana iman eden kişi, imanı sayesinde aklanmış sayılır. Evet gördüğünüz gibi burada da Paulus teolojisi Martin Luther'in öğretisinde çok geniş bir yere sahiptir. Bunu görebiliyoruz. Yine Galatyalılara mektupta şöyle geçiyor. Ey akılsız Galatyalılar! Sizi kim büyüledi? İsa Mesih çarmha gerilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edilmedi mi? Sizden yalnız şunu öğrenmek istiyorum. Kutsal Ruhu yasanın gereklerini yaparak mı yoksa duyduklarınıza iman ederek mi aldınız? Bu kadar akılsız mısınız? Ruhla başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz? Boş yere mi bu kadar acı çektiniz? Gerçekten boşuna mıydı? Size Kutsal Ruhu veren ve aranızda mucizeler yaratan Tanrı bunu yasanın gereklerini yaptığınız için mi, yoksa duyduklarınıza iman ettiğiniz için mi yapıyor? Örneğin, İbrahim Tanrı'ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı. Öyleyse şunu bilin ki, İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir. Evet, burada da yine bakın, o daha demin gördüğümüz Hz. İbrahim olayını burada örnek gösteriyorlar. Hem Paulus hem Martin Luther ikisi de burada aslında imanın amelden daha üstün olduğunu burada ispatlamaya çalışıyor. Evet gelelim sola gratia'ya. Ee, sola yine sadece gratia da lütuf demek. Sadece lütuf. Tanrı'nın insana karşılıksız sevgi ve merhamet göstermesini de ifade ediyor. İnsan bunu elde etmek için bir şey yapamaz. Sadece bahşedilir. İstediğiniz kadar dua edin, yırtın, yırtının ama Tanrı bunu bahşetmediği sürece elde edemezsiniz. Katolik kilisesi de bunu kabul etmektedir. Ee, önceden de zaten kabul ediyordu bunu ama artık şüpheye düşmeye başladı insanlar. Gerçekten sola gratia diye bir şey var mı yok mu? Luther de zaten onlara şey yapıyor. Katoliklerin iman yamen, şey imanın yanında amelle e, kurtuluşa da inandıkları için sola gratia inanmadıklarını ileri sürüyor Martin Luther. Ama e, Katolikler netice itibariyle kabul ettiklerini söyleyerek trend kontininde bunu tekrar onaylıyorlar. Yani Katolikler de sola gratia'ya inanıyor. Evet yine kimsenin kurtulmaya hakkı yoktur diyor. Hak olarak kimsede yok kurtuluş. Bu ne yapılır? Sadece lütfedilebilir. Yani gratia ile gerçekleştirebilir diyor. Yani yine bu kurtuluş bağlam bağlamında bakın. Çünkü ne yapıyordu? Katolik kilisesi sürekli kurtuluş vaat ediyordu. Ama Luther'e göre Katolik kilisesinin böyle bir hakkı yok. Metodistler şöyle diyor bir protestan hareket. İnsan bu lütfu reddedebilme özgürlüğüne sahiptir diyorlar. Yani onlar da e, insanın red, iradesiyle bunu kabul etmeyebilir. Yani Tanrı e, lütfetse de. Ama genel olarak kabul edileceğini düşünüyor şeyler protestanlar. Luther'in endülcansları reddetmesine dayanıyor. Aynı zamanda hesap günü insanlara iyi ve kötü amellerine göre hükmedilecektir. E, endülcans kötülükler iyilikle yok edilebilir diyor. Tabii bu yanlıştır. Mesela burada iyilikle yok edilebilir derken iyilik ne burada? Tabii ki para. Değil mi? Sen kat katedralinin yapılmasına destek verirsen bu iyiliktir. Katolikizme göre. Ama böyle bir şey yok diyor. Bu yanlıştır diyor. Yani endüljans tamamen zıttır diyor kitabın mukaddese göre. Yine Tanrı'nın hangi kriterlere göre hükmedeceği belli değildir diyor. Ahirette e, Hristiyanlarda da bir hesap günü var. Orada da iyilikler ve kötülükler e, değerlendirilecektir. Bunu biz bilemiyoruz bu nasıl olacağını diyor. Neden? Çünkü şeyde yok, skriptura da yok, metinde yok. Tanrı ile ticaret yapamazsınız diyor bilinmeyen bir şey üzerinden. Şimdi okuyalım bir ahiret inancına bir bakalım. Matta da geçiyor. O zaman kral sağındaki kişilere yani Tanrı'yı kastediyor. Sağındaki kişilere sizler babamın kutsadıkları gelin diyecek. Dünya korun, kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Yani burada ne oluyor? Cenneti anlıyoruz değil mi? Yani sağındaki kişiler cennete girecek. Sonra solundakileri şöyle diyecek. Ey lanetliler çekilin önümden. İblisle melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe girin. Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gideceklerdir. Bakın burada cennet ve cehennem öğretisinin Matta İncil'inde karşılığını görüyoruz. Evet devam edelim. İnsanlar sevap kazanarak ahiretteki yerlerini garanti edemezler. Tanrı'nın otoritesinin bilincinde sadece olunmalıdır. İncil'de göremediği için Luther Tanrı'nın nasıl kurtaracağı sorusunu açık bırakmaktadır. Katolik Kilisesi ve Ortodok Kilisesi'nde kurtuluş sadece imanla mümkün mü? Hayır değil. Onlarda bir de amel gerekiyor. Bir de doğru bir yaşam gerekiyor. İsa'nın öğret öğretileri doğrultusunda çünkü kitap mukaddesinde de gördüğümüz gibi birçok ahlaki ilkeler de var. Yani bunlar uymamak, İsa bunları boşuna mı söyledi? Biz Ahmet uygulayın diyor Katolikler ve Ortodokslar. Oriental Ortodoks Kilisesi de amelin eksikliği imanın çürüklüğüne işarettir diyor. Yani bu da aslında doğru bir imanın, sağlam bir imanın amel ile süslenmesi gerektiğini söylüyor. Metodistler Kurul, kurtulduktan sonra amel ile kurtuluşun devamı sağlanmalıdır, sağlanmalıdır diyorlar. İman şey şimdi dayandıkları bazı pasajlara bakalım Efesler kitabında şöyle geçiyor İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil Tanrının armağanıdır. Bakın yani burada kurtuluş başarıyla zıt görünüyor, değil mi? Yani başarıyla ne olmaz kurtulunamaz Tanrının armağanıyla yani gratisıyla kurtulunabilir. Romalıların mektupta, Şöyle geçiyor. Aynı şekilde şimdiki dönemde de Tanrı'nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır. Eğer bu lütufla olmuşsa iyi işlerle olmamış demektir. Evet bakın yani eğer lütufsa eğer Tanrı buna lütf Tanrı bunu lütfettiyse demek ki iyi işlerle yapılmamıştır. Yani iyi işler e, buna yol açmaz diyor. Yine elçilerin işlerinde bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle diye geçiyor. Bakın yine lütfuyla kurtulmanın burada geçtiğini görüyoruz. Yine Yakup bölümünde James kitabında şöyle ruhsuz beden nasıl ölüyse eylemsiz iman da ölüdür diye bir pasaj var. Şimdi bu ilk bakışta Luther'e karşı bir argüman olarak düşünebiliriz değil mi? Ruhsuz beden nasıl ölüyse eylemsiz iman da ölüdür. Yani iman eylemle birlikte olmalıdır yoksa iman ölüdür diye anlamı çıkıyor. Yani bu tamamen sanki zıt gibi. Luther tabi bunu yorumluyor. Yani bunu her şeyi yorumladığı gibi bunu da yorumluyor. Diyor ki burada bu ayet bu pasajda şunu görüyoruz diyor. İnsan amelle kurtulacak demiyor. Anlamı hakiki iman güzel ameller üretir. Yani buradan şu anlama çıkıyor. Yani iyi bir imanınız varsa zaten siz doğal olarak güzel işler yaparsınız diyor. Yani böyle yorumluyor. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi sola scriptura, sola fide ve sola gratia'yı e, görmüş olduk. Reformasyon teolojisinin temelleridir bunlar. Bundan sonra e, protestanlık hareketi hızlı bir şekilde yayılacak. Özellikle Kuzey Avrupa bölgelerinde yayılacak. Farklı farklı mezhepleri bölünecektir. Hala günümüzde e, yeni hareketler ortaya çıkıyor. Protestanlık içerisinde buna müsait çünkü çünkü herkes kendi yorumunu katabilir. Kimsenin Katolik Papa'nın otoritesine, Papa'nın sözlerine bağlı olmasına gerek yok artık. Böylece günümüzde de bunun hala etkilerini görebiliyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.